Değerli takipçilerim, bunu da söylemeden geçmiyorum. Türkiye haritasını açtım. Eylül, Ekim, Kasım arasında ve aralığa kadar da haritayı şöyle bir inceledim. Ülkemizde çok ciddi riskler gündeme gelecek. Siyasi anlamda özellikle kendi içlerinizde birleşen partiler arasında büyük kaoslar söz konusu olacak ve bunlar ciddi anlamda karmaşaya sebep olacak. Af yasası çıkacak, mahkumlar adına çıkacak af yasası var. Ekonomi anlamda çok ciddi krizlerin daha tavanlı yapacağı ve işsizlik oranının çok daha fazla ön planda olacağı, birçok insan işlerinden çıkartılacağı, özellikle tarım sektöründeki insanların çok mağdur olacağını ve eylemlerle alakalı tarım toprakla ilgili büyük sorunlar var. Su ve sellerle ilgili özellikle Ekim sonu Kasım'a kadar çok şiddetli heyelan dönemleri. Ege ve Akdeniz 4,5-5,5 arasında depremli özellikle Eylül'ün 15'ine kadar bu hareketler var. Doğuda da bu tarz ufak tefek depremler var. İstanbul'da da 5,3 arasında toprakla ilgili sorunlarımız var. Biraz sıkıntılı, biraz tehlikeli ve erken seçim rüzgarları gündemde. Bununla ilgili biraz daha ön plana geçecek. Ekonomik anlamda Türkiye'nin çok fazla borcundan kaynaklı yurt dışına borçlandığımız alanlarla ilgili çok büyük riskler altında olacağız. Yani bu 3 yıl, yani 2023 sonuna kadar bu tarz olaylar hayatımızda fazlasıyla olacak. Ben felaket tellalı değilim. Astroloji eğitimim var, diplomam var. Gökyüzüyle ilgili yani tek tek haritanın açılarını, Türkiye haritasının açılarına bakarak incelediğimde inanın harita bana galiba fazla konuşuyor. Bu konuda da kötücül olarak görüyorsunuz beni. Gönül ister ülkemiz için ama 2023'ten sonra ülkemize, 2023'ün Aralık ayından sonra ülkemiz zerre ve zarar görmeyecek ve toprağımız, milletimiz, bayrağımız, vatanımız tekrar şahlanacak. Karadeniz bölgesinde özellikle topraklarla ilgili, sınırlarla ilgili çok büyük sorunlar yaşayacağız. Rusya ile aramızda çok ciddi tedirgin konuşmalar, sertleşmeler, Yunanistan'la alakalı aramızda çok büyük gerginlikler ve Amerika'nın ülkemize mülteci zorunluluğunu ve bu zorunluluktan kaynaklı baskıların daha ön planda olacağı bir dönem evresi yaşıyoruz. Yani bu kısa bir gündemdi. Dolar ve Euro çok daha hareketli bir şekilde. Altın yıl sonuna kadar çeyrek altın 900'ün 925-930 arası hareket edeceğini, küresel ısınma ile ilgili acil dünyanın buna bir çözüm yaratması lazım. Ama bizim toplumumuzun şöyle bir şey var. Çıkarları doğrultusunda, çıkar mantığı doğrultusunda ülkemizi ucuza satıyoruz. Yani ülkemizin her karış toprağı cennet. Hani doğa kendini yeniler ama insanoğlu kendini yenilemediği sürece bu süreci uzatmayalım. Bizler algıları kaybetmiş, sanki havaya bir şey atılmış ve insanların algısı yok gibi hareket ediyoruz. Lütfen bol kitap okuyun. Dünya haberleri dinleyin. Kendimizi geliştirelim. Yani eğitimlerimizi hani dışarıdan okuyalım ama çok araştıralım. Bol belgesel dinleyelim. Türkiye'nin geçmiş tarihini tekrar gözden geçirelim. Bu topraklarda özellikle Gaziantep çok değerli bir yer. Urfa çok değerli. Enerji olarak da çok değerli. Doğu Anadolu ve Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi bana göre insanların ilk varoluşu ve Allahu Teala'nın bu topraklara verdiği büyük bir mucize var. Yani varoluş oluşumuz
ve bu toprakların varoluş sebebidir. Türkiye Cumhuriyeti artık siz bazen insan kurucularına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına saygısızlık eden, etmeyen, yani Allah'ın yazdığı her seçilen insan hem milletin hem de onun o kaderi. Her ne olursa olsun o da bir anne babadan. Hepimiz bir anne babadan 2 metre toprağa gideceğiz. Yeni nesillere kucak açalım ve bağımlılıklar artacak. Uyuşturucu, ülkemizde çok fazla uyuşturucu ticareti, sınırlarda geçişler sağlanacak. Devletler arası silah kaçakçılığı çok ön planda olacak. Bilmediğimiz yeni örgütler ve dini örgütleri, mesela büyük dini örgütlerle ilgili büyük saldırılar, büyük olumsuzluklar yaşanacak. Yangınlar devam edecek daha. Yani bu kadar riskli olmasa da ülkemizde yavaş yavaş kontrol altına alınacak. Ama dünyada daha büyük kıyametler kopacak. Biz birlik olalım. Irkçılık yapmayalım. İnsan olalım, vicdanlı olalım, sevecen olalım. Yani biz her yardım kampanyasında ülke devletimiz için bağış yaparız. Burası bizim topraklarımız. Bizi hiçbir ülke almaz, emin olun. Çok da zengin değiliz, kaçacak yerimiz yok. Ve kaçmak istesek de bize iniş izni vermezler. O yüzden hani insanların oyununa gelip, insanların sözlerine inanıp adım atmayın. Sakin kalalım, sakin duralım, mantıklı duralım, gençlerimizi uyaralım. Bu genç nesiller bu ülkenin en güzel asilleri olacak. Bunlara inanıyorum. Bir de yaşlılarımızı lütfen koruyalım. Yani ben 30'la 60 yaş arasındaki insanları yaşlı olarak kabul etmiyorum. 65 sonrası insanlar ve 0-29 yaş arasındaki insanlar koruma altına alınmalı. Hani bir şekilde bizler kendi bilincimizi, bizler kendimizi bir şekilde koruruz. Yaşlılarımız ve çocuklarımız ve gençlerimiz kendilerini koruyamaz ve büyük can kayıpları yaşarız. Bunlara güzel güzel, sakin sakin anlatalım. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Başka diyecek hiçbir şeyim yok.